Çok eskiden Çin'de bir imparator yaşardı. İmparatorun sarayı çok güzeldi. Kocaman bir bahçesi vardı. Bahçe dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan çiçeklerle süslüydü. Bahçenin ötesi ormandı. Bu ormanda bir bülbül yaşardı. Bu ülkeye dünyanın dört bir yanından gezginler gelirdi. Hepsi de sarayın ve bahçenin güzelliğini öve öve bitiremezlerdi. Fakat en çok bülbülün ötüşünü övüyorlardı. İmparator bülbülden söz edildiğini duydu. ''Bu bülbül de neyin nesi? Ülkemde yaşıyor ve benim haberim olmuyor. Hemen onu bulup sarayıma getirin. Bu akşam ötüşünü duymak istiyorum.'' diye emretti. Yardımcıları bülbülü aramaya koyuldular. Herkesin bülbülden haberi vardı. Ormana doğru yola çıktılar. Sonunda bülbülün bulunduğu yere geldiler. Küçük bir kız, ''İşte o!'' dedi. ''Dinleyin, bakın ne kadar güzel şakıyor.'' İmparatorun dinlenmesi için onu saraya davet ettiler. Bülbül sarayda öyle güzel, öyle içten şakıyordu ki imparator çok duygulandı. Bu durum bülbülün çok hoşuna gitti. Bülbül öttükçe coştu, coştukça öttü. O günden sonra bülbül hep sarayda kaldı. Ona bir kafes yapmışlardı. Ara sıra dışarı çıkıp uçmasına izin veriyorlardı. Fakat kaçmasın diye ayağına ip bağlamışlardı. Sarayda herkes bu bülbülü çok sevmişti. Herkes birbirine ondan söz ediyordu. Günlerden bir gün Japonya'dan imparatora bir hediye geldi. Bu yapma bir bülbüldü. Kanatları mücevherlerle süslenmişti. Çok gösterişliydi. Bir zembereği vardı. Zembereği kurulunca şarkı söylüyordu. Herkesin hoşuna giden bu oyuncak bülbül tek bir şarkı söyleyebiliyordu. Saray halkı aynı şarkıyı 33 defa dinledi. Fakat sıkılmışlardı. Biraz da orman bülbülünü dinlemek istediler. Öteye beriye baktılar, orman bülbülünü bulamadılar. Herkes oyuncak bülbülle ilgilenirken o kaçıp gitmişti. Günler günleri kovaladı. Aradan bir yıl geçti. İmparator ağır bir hastalığa yakalandı. Söylentiye göre sadece birkaç günlük ömrü kalmıştı. İmparator çok bitkindi. Güçlükle nefes alıyor, oyuncak bülbülden kendisine bir şarkı söylemesini istiyordu. Fakat oyuncak bülbülün zembereği bozulmuştu. Hiç sesi çıkmıyordu. Birdenbire açık pencereden orman bülbülünün sesi duyuldu. İmparatorun hasta olduğunu işitince uçup gelmişti. Öyle güzel ötüyordu ki imparatorun kanı daha hızlı akmaya başladı. ''Sevgili kuşum, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ben senin yerine yapma bir bülbül koydum. Oysa sen gelip başucumdan ölümü kovaladın. Dile benden ne dilersen.'' dedi. ''Siz bana ödüllerin en güzelini vermiştiniz. Beni ilk dinlediğinizde gözünüzden yaş akmıştı. Bu benim için her şeyden değerliydi.'' diye karşılık verdi bülbül. Sonra da tatlı tatlı şakımaya devam etti. ''Bundan böyle yanımdan hiç ayrılma sevgili kuşum.'' dedi imparator. Fakat bülbül itiraz etti. ''Hayır, sarayınız ne kadar güzel olursa olsun ben burada yaşayamam. Arada sırada uğrar, size güzel şarkılar söylerim, sizi neşelendiririm. Ayrıca ülkenizde özgürce dolaşır, bütün olup biteni size haber veririm. Yalnız bir şartım var.'' ''Nedir o şartın?'' diye sordu imparator. ''Ülkenizde olup bitenleri size küçük bir kuşun anlattığını hiç kimseye söylemeyin.'' Orman bülbülü bunları söyledikten sonra uçup gitti. Sabah saray görevlileri imparatorun ölüsüyle karşılaşacaklarını düşünerek odaya girdiler. Ama imparator ölmemişti. Şaşkınlıkla kendisine bakan görevlilere ''Günaydın.'' dedi.